Haziran 2015 milletvekili seçimi, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul 2. Bölge ön seçim aday adayı Sayın Yüksel Türemez aramızda. Efendim hoş geldiniz. Merhabalar. Şimdi sözü kendisine vereceğiz. Kum saatimizi ters çeviriyoruz. Sayın Türemez, söz sizin. Buyurun efendim. Teşekkür ediyorum. Merhabalar, ben Yüksel Türemez. İstanbul 2. Bölge milletvekili adayıyım. Ön seçim sıra numaram 6, onu öncelikle belirtmek istiyorum. Tüm örgütüme sevgi ve saygılarımı iletiyorum sözlerime başlamadan. Bir teşekkürüm var Sayın Genel Başkanım Kemal Kılıçdaroğlu'na. Ön seçim kararı alarak bizleri hareketlendirmesinden dolayı kendisine takdirlerimi ve şükranlarımı iletmek istiyorum. Ben Bilkent Turizm ve Otel İşletmeciliği mezunuyum. Marmara Üniversitesi'nde üretim yönetimi ve pazarlama yüksek lisansını tamamladım. Kendimi akademisyen turizmci olarak tanımlıyorum. Turizm sektörünün bir profesyoneliyim. Halen Türkiye Seyahat Ajantaları Birliği'nde disiplin kurulu üyesi ve eğitim, proje ve kalkınma ajansları ile ilişkiler komitesinin başkanlığını yürütmekteyim. Ülkemin turizm sorunlarını biliyorum, turizmin öneminin de farkındayım ve turizm sektörünün mecliseti temsilcisi ve sözcüsü olmak istiyorum. Ülkemin ekonomiyle ilgili olan sorunlarını biliyorum. En önemli sorunlarımızın başında sosyal adaletsizlik geliyor. Sosyal adaletin savunucusu olacağım sloganıyla yola çıktım. Mesleğim gereği birçok ilimizde gezilerde bulunuyorum. Sivas, Bayburt, Erzurum, Tunceli, Elazığ, Kocaeli, Samsun gibi illerde kültürel turizmin bölgesel kalkınmadaki önemini belirten sempozyumlarda katılıyorum ve görüşlerimi iletiyorum. Bu sempozyumlardan biri yine Bayburt'ta gerçekleşti. Bayburt'ta Bax Müzesi'nde Bayburt bölgesel kalkınmadan nasıl hak ettiği payı alır konulu bir sempozyuma katıldım. Önyargılı gitmiştim Bayburt'a. Neden? Çünkü Bayburt'un kültürel anlamda kendisini kapadığı bir dönemde, muhafazakarlaştığı bir dönem olduğunu düşünüyordum. İstanbul'dan oraya hareket etmeden önce bir önyargıyla gittim. Fakat Bax Müzesi'ne vardığımda Hüsamettin Koçan hocamızın bütün birikimlerini köyünde 40 kilometre patika yollardan ulaşarak Bayburt'tan gidilen bir müzede tüm birikimini sergilediğini gördüm. Birçok uluslararası sanatçının ve yerli sanatçımızın oradaki eserlerini tanıma fırsatı buldum. Ve bir kentin bir insanda nasıl değişebileceğine Bayburt'ta şahit oldum. O yüzden diyorum ki bir insan, bir oy, bir umuttur diyorum. Ve ben de sevgili seçmenlerimin umudu olmak istiyorum. Bununla birlikte yaptığımız birçok seyahatte her il tabii ki bölgesel kalkınmadan pay almak istiyor. Fakat her il belki bunu gerçekleştiremeyecek konumda. Çünkü kalkınma ajansları belli miktarda parayı bölgelere yatırım amaçlı aktarıyor. Fakat biz yaptığımız görüşmelerde kente bakış açımızda bazen bunun gerçekleşmeyeceğini de görebiliyoruz. Her kent faydalanmayabilir ama ekolojik tarım olabilir. Ekolojik tarımla turizmi birleştirebiliriz. Farklı seçenekler kendilerine sunabiliyoruz. Benim eğitim üzerine de söylemek istediklerim var tabii ki. Eğitim önemli çünkü ben akademisyenim dedim, turizmciyim dedim ve bunun yanında babayım. Benim 9 yaşında bir oğlum var ve onunla ilgili eğitim kaygılarım var benim de. Eğitimle ilgili en önemli şeyim insan merkezli çağdaş eğitim reformunu gerçekleştirmek benim en baştaki hedefim. Tabii ki sektörel hedeflerim de var. Turizmdeki çalışmalarım. Doğanın ve kültürün korunarak sürdürülebilir turizmin ileride benim oğlum tarafından da turizm sektörü çalışarak kazanç elde etmesi en büyük hedefim. Bunun yanında sağlık turizmi gibi yeni turizm şekillerinin gayri safi milli hasılaya etkisini arttırmak benim en büyük hedeflerimden. Alternatif turizm modelleriyle turizmden elde edeceğimiz gelirin artmasını hedefliyorum. Çünkü bizim ülkemizin en büyük probleminin ekonomi olduğunu biliyorum. İstihdam, işsizlik olduğunu biliyorum. Sosyal adaleti sağladığımız zaman eğer her bir bireyimize iş verebilirsek, eğer her bir bireyimize tüm sosyal ve temel hakları kazandırabilirsek, ekonomik güvence altına alabilirsek o zaman ülkemiz cennet konumunda olacaktır. Cennet bir coğrafyada yaşadığımızın da farkındayım. Ben sözlerimi Cahit Sıtkı Tarancı'nın Memleket İsterim şiiriyle tamamlamak istiyorum.
memleket isterim gök mavi, dal yeşil, tarla sarı olsun. Kuşların, çiçeklerin diyarı olsun. Memleket isterim ne başta dert ne gönülde hasret olsun. Kardeş kavgasına bir nihayet olsun. Memleket isterim ne zengin fakir ne senden farkı olsun. Kış günü herkesin evi barkı olsun. Memleket isterim yaşamak, sevmek gibi gönülden olsun. Olursa bir şikayet ölümden olsun. Tüm örgütüme sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Sıra numaram 6, desteklerinizi bekliyorum. Teşekkür ediyorum efendim. Sayın Travers, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Bu vesileyle İl Başkanımız Sayın Murat Karayalçı'nın tüm adaylarımız olduğu gibi size de başarılar dilerim. Çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Buyurun efendim.